büyüyerek, kurumsallaşarak devam ediyorlar. Kent lokantası da kurumsallaşıyor. 100'ün üzerine çıkan Yuvamız İstanbul kreşleri de kurumsallaşıyor. 5000'in üzerinde öğrenci yurdumuz var şimdi. 5000 yatak sıfırdı. Bunların hepsi sıfırdı. Ve şimdi bunlar yapılıyor. Peki o bakımdan biz Ahmet hocamızla, sizlerle beraber kuracağımız masalarla bu planlamayı da yapmak istiyoruz. Yani 1/100 binlik planı yapacağız ki bu konuda Mehmet Bey bir mini bir çalışma grubunu Florya'daki İstanbul Planlama Ajansı'na davet ederek buradaki Ahmet Başkanımızın ifade edeceği bu sivil toplum kuruluşları ve onların ekleyeceği insanları davet ederek hem oradaki sanayi platformunun çalışması hem de şimdiden 1/100 binlik plana eşlik etmeleri konusundaki daveti yerine getiren bir çalışma. Ahmet Başkanım burada konuşurken çok kıymetli kurum kuruluşlar var burada. O kuruluşların ben eminim ki aramızda iş insanlarımız diyorum ben, çok iş adamı dediniz Ahmet Başkanım. Burada hanımefendilerin hemen nasıl kızgın baktıklarını tarif edemem size. Onun için iş insanı demek daha doğru bir tarif olsa diye düşünüyorum. O bakımdan eminim ki bizden çok daha hassas iş insanı kadınlar var. Bizden çok daha hassas çocukların yetişmesine ilgi gösteren iş insanlarımız var. Ya da kadının istihdama katılmasını isteyen iş insanlarımız var. Birçok konuya hassas. O bakımdan bu gönüllülüğü harekete geçir. Ama somut. Yol haritası belirleyeceksiniz Esenyurt'ta. Zaten biz paylaşacağız. Yani bir kısım kreşi İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapacak. Bir kısım kreşi Esenyurt Belediyesi yapacak. Ama bir kısım kreşi sizler yapacaksınız. Yani içini donatacağız. Sonra biz işleteceğiz oraları. Bizim çok değerli bir müfredatımız var orada. Çok çağdaş, çok büyük uzmanların içine katkı sunduğu. Aç evinden Boğaziçi Üniversitesi'ne birçok kurumun içine katkı sunduğu uluslararası deneyimden milli bir takım bu ülkenin değerlerini de koruyan bir anlayışla çocukların yetiştirildiği kreşler. O bakımdan bunu somut hale getirmelisiniz. Somut hale gelmezsek burada yer içer dağılırız olur. Bunu ben asla kendime yediremem. Yani ben şimdi diyeceğim ki mesela Eylül-Ekim ayında iş insanlarımızla oturalım, yemek yok bu sefer. Ne yaptık, neyi yapamadık, neleri yapacağız, sonuç toplantısı yapmamız lazım diye bunu buradaki etkin dostlarımıza soracağız ve onlar da muhtemelen kendileri de bakacak, biz belki eksiğimizi göreceğiz, düzelteceğiz. Bakınız, mesela planlamadan bahsediyoruz. Aşağıda muhteşem, geçmişte bir yatırım yapılmış, İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük limanlarından birisi var. Ambarlı limanı. Limanın arkası yok. Yani denizden geliyor mal, çıkacak yolu yok. Turan abi bir tane caddesi var. Başka yolu yok. Olur mu böyle bir şey? Böyle bir planlama olabilir mi? Yani nereden baksanız o kadar zorlukta. Ama şimdi her şeyi toparlama gayreti içerisindeyiz. Sanayi meselesi, yani sanayide toplu taşıma. Tabii ki olmalı. Ama kurban olayım, ne böyle bir sanayi hayal edildi burada, ne böyle bir konutlaşma. Yani ya 60 kat bina olur mu? Bir binada 650 daire olur mu? Bakın bunlar sorgulanmalı. Bu büyük bir ihanettir. Bağıra bağıra söyledik bu. Bir binada 60-600 daire olur mu? 13 dönüm yerde 8600 konut olur mu ya? Ben inşaatçıyım. 13.000 metrekare yerde 8600 konut. Ben gelip göstereyim size bir parmağımı. Olmaz. Olmaz. Yaşatamazsınız o insanları. Şimdi 40.000 konut mağduru. Tabii ki olur. Peki kimi suçlayalım? Alanı mı? Yapanı mı? Satanı mı? Evet. Evet, yaptıranı seçmeyin bir daha. Yaptıranı seçmeyin. Siz biliyorsunuz yaptıranı. Seçmeyeceksiniz. Yani öyle gökyüzünü ben satarım, ona göre de yerim harcarım diyeni seçtirmeyeceksiniz. Bunlar kötü şeyler. Bu kadar net. Onun için dilimin kemiği yok. Sevgili dostlar, ya bu cennet vatan bize emanet ya. Onun için mangalda kül bırakmak, bırakmamak meselesi değil. Bu milletin geleceğini tasarlama meselesi. Ben çocuklarımın yüzüne bakamam kardeşim. Bana geliyor 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında çocuklar siyaset yorumu yapıyor bu ülkede. Ben onun için bunları kuruyorum, söylüyorum. Geçenlerde bir ilkokul, hayatımın en büyük ödüllerinden birisi. İlkokul ziyaretimde 2. sınıf çocukları böyle etrafımı sardılar. Çocukların o sevgi gösterileri hayatımın en büyük ödülü. O kalabalığın içinde birisi bacağımdan çekişti. Yani böyle olgun, yani kaç yaşında desem ki yani nasıl bir olgunlukla hayatımın en büyük, baktı bana böyle, sen iyi bir insansın biliyor musun dedi çocuğun bir tanesi. Bu komik ama daha komik yanındaki böyle evet sen iyi bir insansın dedi. O da onu onayladı. 8-9 ay ben şimdi dünyanın en mutlu belediye başkanı, en mutlu insanı oldum. Onlara mahcup olmama meselesi bu. Benim derdim bu. O bakımdan Esenyurt'ta bu planlamayı yapacağız. Biz de işimizi yapacağız. Bakın Mahmut Bey Esenyurt metrosu 2016'da ihale edildi. 2019'da geldiğimizde yüzde kaç seviyesinde devraldık biliyor musunuz? 0. İhale var, proje yok. Projesiz nasıl ihale olur? Ya geri dönsen, iptal etsen, bilmem ne yapsan, yani o ayrı bir sorun. Böyle 2016, aradan 3 yıl geçmiş, 0. Projeyi yaptık, toparladık, bir kısım kredi bulduk, başladık. Ve işte bir ilk bölümünü Başakşehir'deki hastaneye kadar Tema Park'ın karşısındaki hastanenin adı neydi? Fatih Sultan. Efendim? Evet. Hastaneye kadar gelen kısmında şu anda %50 seviyesindeyiz. Fatih, yani biz Mahmut Bey Esenyurt hattını bağladığımız zaman buraya, bunun anlamı şu: Mahmut Bey Esenyurt demek, Esenyurt Mahmut Bey demek, Mahmut Bey Kabataş demek. Kabataş'tan da vaktin varsa vapura bin, adalara git. Raylı sistem. Peki sadece o mu? Bakın sene 2004, bir kulübün yöneticisiyim. Fikret Başkan'la aynı dönem yöneticilik yaptık. Bir kulübün yöneticisiyim. O zamanın Gençlik Spor İl Müdürü, kulakları çınlasın, neyse emekli olmuştur, ismini verelim, zarar vermeyiz, Tamer Taşpınar, beraber bir maça gidiyoruz. İstanbul'da bir maça gidiyoruz beraber. Makamındayız. Dosyayı çıkarttı, imzalar atıyor. Bir baktım şey yazıyor. 2004 değil. Bir baktım İncirli Beylikdüzü yazıyor. Nedir bu dedim? İncirli Beylikdüzü metro hattının dedi spor tesislerine denk gelen istasyonlarının terkleri var, onları imzalıyorum dedi. 2003 ve ilk kez 2004 yılında vaat edildi. Ben de Beylikdüzü'nde işlerim var, şantiyelerimiz var ya, dedik hani daha pahalıya ev satacağız. 2004'ten beri aklınıza gelen bütün seçimlerde bu vaat yapıldı. Ortada ne metro var, ne proje var, ne ihale var. Göreve geldik. Hızlıca projesini tamamladık. 2021 yılından beri yatırım planını almıyor ya bunu. Yatırım planını. Ya bu akıl var, mantık var ya. Yatırım planını alması demek ne demek? Yatırım planını aldığında artık biz bunu ihaleye hazır hale getirebiliriz. Ulusal ya da uluslararası düzeyde ihaleye çıkabiliriz. Kredisini de bulur, başlarız. Daha ileri gidiyorum. Yatırım planı alınmadan Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası'ndan 350 milyon euroluk ön kredi protokolü yapıyoruz. 150 milyon da Fransa Kalkınma Bankası AFD'den yapıyoruz. Böyle bir para yani öyle kolay kolay vermezler yani. Bu şehre veriyorlar. Bu şehrin demokrat itibarına veriyorlar, onu söyleyeyim. Demokrat itibarına. Ve Biz bunu imzalıyoruz. Bunları da bildiriyoruz. 3 senedir yatırım planına alınmıyor Beylikdüzü hattı. Bu ne demek? Sefaköy, Avcılar, yani Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Tüyap, yani Büyükçekmece. TÜYAP'a kadar metro hattı. Hemen başlayabiliriz. Ve yaklaşık 1 milyar euronun üzerinde bir şeyden bahsediyoruz, projeden bahsediyoruz.